Hadi bakalım. Gel, ne güzel olmuş, ne cici olmuş. Gel, gel. Söyle bakayım. Gelin şöyle. Gel bakalım. Gel hadi. Gel. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim çocuklar. Çok güzel aldı fotoğrafı. Ben teşekkür ediyorum. Ama siz de çok güzelsiniz ya. Okulu özlemeyen var mı içinizde? Hayır. Özlemeyen yok mu hiç? Hadi bir bak. Kaç öğrenci var? 14 öğrenci bu yıl ayakta mı kaldı? Şeyden ötürü biraz yoğunluk az. 14 yıl topladı. 8 de ana sınıfında devam ediyoruz. Evet. Bunu Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan abileriniz, ablalarınız bu kitapları size yolladılar. Siz de okuyacaksınız onları inşallah. Tamam mı? Tamam. Kitap okuyorsunuz değil mi? Evet. Tamam, ellere de götürebilirler buradan kitapları. Ayarlarından. Yavaş yavaş, yavaş yavaş başkanım. Ciddi olanlar bu. Yüzünüzü bu tarafa dönün çocuklar siz de. Hadi. Evet. Şekeri ver. Evet, gel, al sen de. Ver. Evet, ver, tamam. Biraz harikasınız, tamam. Koyalım, örnek olsun biraz. Sen de ver. Tamam. Bunlar işte. Benim, yok, bu da buraya. Bu da buraya. Tamam, biz kalanları biz gidelim başkanımız. Tamam. Tamam mı çocuklar? Teşekkür ederiz. Hadi bakayım. Siz sonra bunları dizersiniz güzel güzel, tamam mı? Bunlar ama bunları okuyacaksınız. Ana sınıfı. Tamam, şimdi sonra büyüyünce ne olmak istiyorsun? Veteriner. Veteriner hayvanları çok mu seviyorsun? Harikasın. Yalnız şey, köy güvenlik de onu söyleyeyim. Köyde hiçbir olay gerçekleşmemiş. Evet, başka bir. Bir daha geçiyorum. Hocam. Bak. Zor bir iş ya. Evet. Çok dikkat. Benden daha iyi boyadıkları kesin. Yani boyalar yere düşüyor. Kafaya falan düşmesin. İçinde deniz var ne toprak var. Kol değişiyor dünya oldu. Ne güzel. Yörüngesi de var başkanım. Yörüngesi ne renk olacak? Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak uyguladığımız özellikle kültürel, sosyal ve sportif projelerde çocuklarımızı merkeze alan, onların yetişmesini temin eden projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu manada okullarımıza çok ciddi destekler sağlıyoruz. Ve okullarımızın ihtiyaçları doğrultusunda bu tabletten bilgisayara, okulun tadilatından, bakımından, diğer malzeme eksiklerine varana kadar bunları gidermeye çalışıyoruz. Malum pandemi sürecinde Wi-Fi, EBA destek programlarıyla alakalı da çalışmaları hayata geçirdik. Tabii gençlerimizin özellikle kitapla da hemhal olmasını, kitap okumalarını çok arzu ediyoruz. Örneğin Kitap Her Kapıyı Açar projemiz, Kitap Eczanesi projemiz Bursalılardan yoğun ilgi görürken ulusal anlamda da ciddi ses getirdi. Onu da ifade etmem gerekir. Bugün de pandemi sürecinde Büyükşehir Belediye personelimiz tarafından tamamlanan kitap toplama kampanyasında toplanan kitaplarımızı öğrencilerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye personelimizden 7000 civarı kitap toplandı. Tüm ekip arkadaşlarımı ben yürekten teşekkür ediyorum. Onlar okudukları kitapları belediyeye bağışladılar ve nihayetinde bu kitapların bir bölümünü sosyal medya üzerinden bizden kitap talebinde bulunan Beytüşşebap ilçesindeki Şehit Doğan Acar Cumhuriyet İlkokulu'na gönderdik. Bir bölümünde Bursa'mızda ihtiyacı olan okullarımıza
gönderdik. Bugün de Derekızık İlkokulu'ndaki öğrencilerimizin ufkunu açacak, gelişimlerine katkı sağlayacak kitaplarımızın bir miktarını da okulumuza getirmiş olduk. Ayrıca burada talep üzerine Kent Estetiği Şube Müdürlüğümüz tarafından boyama işleri yapıldı. Tabii çocuklarımız okullarından uzak kaldılar. Gerçekten özlediler. Milli Eğitim Bakanlığımızın telafide ben de varım projesiyle yapacağımız bazı etkinlik ve faaliyetlerle de çocuklarımızın bu açığını, bu eksiğini kapatmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyacağımızı ifade etmek istiyorum. Ben geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın gelişimi adına ne yapılsa azdır diyorum. Bu noktada tüm anne ve babaların da daha dikkatli, daha itinalı bir şekilde çocuklarımızın üzerine eğilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Ve onların gözlerindeki ışıltı bizleri de cidden heyecanlandırıyor. Bu vesileyle de projemizin hayırlı uğurlu olması temennisiyle emeğe geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Anneler günü, babalar günü gibi bir de çevre günü var biliyorsunuz. Evet. Çevre deyince ne anlıyorsunuz, bir söyler misin? Dünya. Atış serbest, konuşun kafanı. Dünya. Dünyayı algılıyorsunuz. Başka ne algılıyorsunuz? Temizlik. Başka ne algılıyorsunuz? Ağaç diyorum orada. Çevre bizim yaşadığımız ortam değil mi? Evet. Dolayısıyla geri dönüşüm yapmalıyız. Çöplerimizi zamanında çıkarmalıyız. Usulüne uygun çevreyi kirletmemeliyiz. Doğaya, ağaca, çevre gözümüz kutlu olsun. Kesmiyor mu bıçak ya? Ooo tamam yeter. Ama elinizi kesme. Tamam. Bismillah. Tamam şunu bırakalım. Son onları keser size verirler, tamam mı? Alın bakayım. Hepsi aynı mı? Hepsi aynı başkanım. Tamam kız erkek al kızım al. Zaten benim şey olmama gerek yok. Sen şey yok. İşim var tamam. Sen kim oradan? Sizleri çok severim. Harikasın. Başkanım. Gel kızım gel sen de gel. Verelim mi? Dur iki tane de. Dur bir tarafı bol bir tane de tamam. Sen onu düzeltirsin sonra tamam mı? Pandemi süreciyle biz okula bayağıdır gelemedik. Okulumuzu özledik. Belediye başkanımız gelecek diye çok sevinmiştik. Hediyeler falan verdi. Pasta kestik. Dubai'ye vardık. Çok heyecanlıyız. Yani eğlendik. Yeni kitaplara kavuştuk. Onları sürekli okuyacağım yani. Merak ediyorum içinde neler olduğunu. Pandemi nedeniyle okullarımız kapanmıştı. Biz de okula gelmeyi özlemiştik. Okulumuzu boyadılar, kitaplar hediye ettiler. Bugün pasta kestik. O yüzden çok mutluyuz.